Bu gerçek ve bayağı da özel bir modele benziyor. İşlemeli mi işlemeli? Wow! Şimdi kesin bir şey çıkacak. Büyük hissettim. Masanın altından bile çıkaramadım ya. Direncan'cığım. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Onun koltuğu Eskişehir'de yıkılan stadyumun koltuğu. Şu an kaç aldım? Abi sen şu an en hızlı çözersin. Yani. Ya bizim farkımız iş çıkarı değil de kardeş gibi başladığımız için bu yola. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Arkadaş gibiyiz. Selam lemur severler. Bugün Türkiye'nin en büyük oyuncu evindeyim. Belki tek bile olabilir hoş ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi? İyi, mutluyum valla. Çok güzel şeyler. Boyu biraz uzun. Ben kısa değilim. Yavaş dinleyenler. Evet, evet. Benim boyum 1.97 arkadaşlar. Onun da etkisi var şu anda. Yanımda Cantu Anlos var. Bayağıdır tanışıyorduk. Anca evet. Gelebildi Eskişehir. O da çok yoğun. Güzel güzel videolar yaptık bu hafta. Ve dedim ki ben bir evini de göstereyim. Burada çünkü sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm 3 boyutlu baskılar falan böyle garip garip itemlar var. Bayağı hani ne ararsan var modunda bir yer burası. Şimdi ben bunların hangilerinin 3 boyutlu yazıcı, hangi ilerinin değil olduğunu tahmin etmeye de çalışmak tamam, istiyorum okay birazdan. Let's go. Şimdi %100 değil. Tamam. Doğru. Ellemek MC serbest ya. Mi? Oo, bu işin uzmanı sensin ya. Tamam. Değil, değil, değil. Emin olamadım. Deliğinden anladım. Değil. Değil. Onlar bizim değerli bıçaklarımız CS:GO oyundaki bu arada. Tamam, karambitler. Ama gerçi o zaman şeyi bul. 3 boyutlu yazıcıyla yapılanları bul. Tamam. Şu karşıdan bakınca 3 boyutlu yazıcı gibi duruyor ama değil. Bu arada efsane videolar çektik ya. Lazerle havai fişek patlattık. Lazer ve bazuka daha önce yaptım ben. İkisinin de 3 kat ekstremleşmiş halini düşünün mesela. Öyle bir şey. Ha tabii bazuka ile de monitör patlattık mesela. Bayağı patlattık bir şeyler yani. Abi hala bulamamış oluşum. Ama yok. Bunlar bayağı el işçiliği. Şu var. Bu net. Bu 3 boyutlu yazıcı. Onu da bir takipçimiz gönderdi. AWP Asimov'da. CSGO'nun en yaygın kostümü. Kostüm değil. Ben sizin yaptım 3 boyutlu yazıcıdan bir tane Asimov. Bayağı bir hayranı var yani. Çok çok güzel bir model. Bak orada da M4'ü var mesela. Yanında keleşi var. Çok pahalı bir şey değil aldığım kadarıyla. Ya. Ama yine de çok popüler. Gerçi evet. Evet. Sürümden kazandırıyor hani öyle. Orada bir Dragon Lore var mesela. O... Bunu herhalde sahipsen. Dünyada çok az var zaten bundan. Sayılı hepsi yani. Tamam evet. Şu an. Direncan'da. Bende de değil. Onu da parayı veren kişi aldı onu. Bu arada Direncan ve Evrim de burada. Onların da odalarını dağıtacağım az sonra yani. Dağıtacaksın. Sen odamı zaten benim dağıttın da ben artık neyse. Ha evet. Olabilecek en kötü şekilde dağıttım bile. Odasına Japon abur cuburu döktüm yani. Daha daha böyle garip bir şey olabilir mi yani? Bu arada ilk hediyemizi verelim sana. Bugün güzel wow. Hediyemiz var. Her gelen dostumuza bir tane bıçak hediye ediyoruz biz. Ooo. Gerçek. Seversin, evet. Bu gerçek ve bayağı da özel bir modele evet. Benziyor. İşlemeli mi işlemeli? Wow, teşekkür ederim abi. Güzel günlerde kullan. O zaman bir dakika. Ben de elim boş gelmedim. Ne diyorsun? Üstündeki kutusu kendi kutusu değil bu arada. Başka bir şeyin kutusunu böyle uydurdum bunu size çantada abi, kırılmasın diye. Abi. Buyur abi. Ha bunu çok iyi. Bir dakika. Teşekkür ederim ya. Ya beğenirsen koleksiyonun için umarım güzel bir parça olur abi, diye düşünüyorum. Bakar mısınız ya? Bunu sen ellerine yaptın değil mi? 3 tamam. Boyutlu baskı artı ellerim. Abi şuna bakar mısınız ya? Skyrim'deki bıçaklardan bir tanesi bu da. Adı aklıma gelmedi. Dedric Dagger abi. Dedric en iyi bıçaklardan bir tanesi değil mi bu? Aynen Skyrim evrenindeki en iyi setin. Ya? Siyah kırmızı değil miydi abi normalde? Abi öyleydi ama bu Ottoman Edition. Abi çok tamamen özel çok mesela. Çok sağ ol ya. Bak böyle o kadar buraya koyacağım kalacak ömür boyu burada. Çok yakıştı buraya. Hatta şu an ben yerleştirelim de mi? Bayağı mutlu olurum. Bayağı kişi sürekli orada duracak. Daha güzel ya. Abi ben bunu buraya şu an yerleştiriyorum ya. Of. Dur lan orada. Dur. Çok hassas abi kesin kırılır bu düşse. Yalnız var ya cuk diye oturdu oraya da. Evet tam sanki oraya göre ayarlanmış gibi. Abi bunları tek tek uğraştın mı bunlara ya hepsini? Abi ben... emek işi işte yani Hakan'ın yaptığı her şey çok büyük ince işçilik ve emek işi. Sen bu işi zaten ama çözdün yani değil mi zaten? Bayağı abi aslında benim için o içerikten çok hobi öyle diyeyim sana. Hani sen, uğraşmayı sen, seviyorum yani. Ben zaten seninle tanıştıktan sonra anladım sen seviyorsun böyle şeyleri. Aynen aynen. İşte Half-Life figürleri var böyle bıçaklar var bizde. Cansiyo son abone olan. Crash Steam ünlü oldun kardeşim. Ha evet bu. Bu bizim televizyonumuz özel bir sistem var burada. Bana abone olan kişiler Twitch'te buraya çıkıyor tek tek. Gece 5'te mesela gelen aboneyi ben burada görebiliyorum. Hmm. Efektle çıkıyor böyle. Yani yayın dışında bile sürekli... Her zaman görüyorum ben evet. Crash Steam. Hoş geldin. Crash Steam. Ünlü oldum bro. Burada bayağı bir ödül görüyorum. Bazı üniversitelerin ve oyun fuarlarının verdiği şeyler var orada. Plaketler var. Aha! Bir 3 boyutlu yazıcı daha buldum. Evet. Onlar da sevgili takipçilerimizin, kardeşlerimizin bize gönderdiği... İkisi de 3 boyutlu yazıcı bu arada. Aynen. Golden. YouTube plaketi. Ama bak ama onlar da altın rengi boyamaya becerememişler.
Ne zaman altın rengine bir şey boyamaya çalışsam problem yaşıyorum. Aynı problemleri onlar da yaşamışlar. Neyse tek ben değilmişim. Bir taraftan da mutlu oldum açıkçası. Bir tane Selin Çınar diye bir sanatçı gönderdi bunu bize. Benim oynadığım o Crossfire'ı öyle canlandırmış. Bütün hemen hemen çok iyi çizmiş bu arada abi. İçinde. Vallahi ben eline sağlık, muhteşem bunu da, çizmiş. Bunu da o yaptı. Şu ayrı bir muhteşem. Siyah beyazın epikliği bence bu yani. Bu çok çok iyi. Soldaki ya. Soldaki çok daha güzel benim için de. Ben buna şey kalırım çünkü evet. Atıyorum bu yılanı buraya yedirmiş ve uyumlu bir şekilde yedirmiş böyle, falan. Orada da var öyle şeyler de işte. Hepsi böyle detay ya, el işçiliği. Çok ince detay. Böyle headcrab'imiz var mesela. Oo. Half-Life'da kafana yapışırsa zombiye dönüşüyorsun. Bu Half-Life'da sinek bir de böcek vardı. Bu böcek olan yapışıyor. Değil mi? Evet. Sinek seni buluyor. Eğim almana, hedef almana gerek yok. Mesela kapının deliğinden giriyor, seni ısırıyor, 10 canın gidiyor. Bu kafana yapıştı mı öldün. Bir dakika, oyunda gerçekten kafaya yapışıyor muydu o? Yok, üstüne atlıyor orada da. Ha, single tamam, player'da anladım. Kafana yapışıyor. Anladım. Yani burada birkaç şey daha vardı. Tabii yandı onlar bugün. Havaya falan uçtu yani. Çünkü Lemur Eskişehir'de. Hani bir şeyler eksik, bir şey olmak zorunda. Bu evde siz bayağı bir kişisiniz. Evet. Yani Türkiye'deki en iyi satılan internet bile o kadar kişiye yetmez ve bu kadar kişi yayıncıyken. 7 tane internet var bizde. 7 tane. 17 tane de bilgisayar var evet. Ya yani yayın yaparken zaten 2 ya da 3 monitör kullanıyorsun. Bir de ayrı yayıncılar makine kullanıyorsun. Yayıncılar iyi kazanıyor arkadaşlar. Hayır, yayıncıların ihtiyaçları çok. Bunu böyle söylemeyin. Herkes böyle diyor. Yayıncıların ihtiyaçları çok. Abi yayıncının cebinde para durmuyor bunları böyle harcamaktan. Abi bir evde 7 tane internet nedir ya? Hayır, bir de evde 6 kişiler. Ama ayrı ayrı at olması lazım. Bir de ortak at olması lazım. Abi zaten hepinize bir tane düşüyor. Bir tanesi ne için? Ortak işler, Wi-Fi, telefonlar, misafir. Sen geldin şimdi kimin internetini vereceğiz sana? Ha, tamam anladım. Yine de yayıncılar. Mesela. Al işte bu zehri veriyorlar böyle, sonra sosyal medyada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yayıncılar iyi kazanıyormuş. Giderleri de çok. Öyle abi hikaye. Bu bilgisayara da ikinci bilgisayara veriyoruz, ekranını taşıyoruz. Anladığım kadarıyla 3 monitörlü setup yok bu. Ha, 2 bilgisayar var. 2 bilgisayarlı setup var abi. Peki ikinci bilgisayar ne için? Yayın bilgisayarı. İşte abi bu olayı da ben bilmiyorum bu Elgato'yla arada. Elgato'yla taşıyorsun. Ha bende mesela Elgato var, o ne işe yarıyor capture tek başına? Capture card'la taşıyorsun abi. Card. Senin bilgisayarı tamam. Hiç yormadan bu bilgisayarın görüntüsünü alıp televizyona verir, başka bilgisayara peki, verir. Peki capture card'ın mantığı da o değil mi? O zaten capture card. Işte. Niye yazıyor ikincisi mesela, de? Ha kendi içinde. Yok daha güzel oluyor böyle, işlemci daha güzel oluyor. Sen şimdi diyorsun ya 7 tane internet niye var diye. Cantu bunların bir tanesini de oyun interneti olarak kullanıyor. Biri yayında. Bir tanesini yayın interneti olarak kullanıyor. Mesela burada koptu internet, yayın devam ediyor. Ama oyundan disconnect oldu falan gibi. Tamam. Hani üst seviyede yapınca bu işi bunlar gerekiyor biraz. Minik bir tane rejimiz var böyle. Değişik trikler öğreniyorum şu an. Ha şunlar çok hoşuma gidiyor. Ekran ya. Geçişleri yapıyorsun buradan mesela. Çok kısa göstereyim sana. İstediğime basabilir miyim şu an? Tabii basabilirsin. Yayın açmaz değil mi? Yok açmaz. Şu an rastgele bir şeye bastım. Şu anda mesela. Şu an kameralı küçük, ekrana, küçük geçtik. Ekrana geçtik. İşte ya. Şu sol üstte bas. Böyle kocaman olduk. Böyle bu taraf. Bu odadan çıkmadan önce ben kasa açmak istiyorum abi. Baş üstüne gel. Kasa açmak ben, bizim işimiz. Ben kasa açmak istiyorum. Özeniyorum abi. Çatır çatır açıyorlar. Bıçaklar çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor falan böyle. Sana bir bıçak çıkartalım hadi bugün. Deneyelim gel. Ya çıldıracağım ya. Bak bir tane açtık deneme için. Şu çıktı. 200 küsür liralık silah çıktı. Bak burada. Kasaları dizdik. Bir ben tane bir şey açtık. Sen niye kayda basmadan açtın? Abi böyle açılıyor diye gösterdim hani. Ya, olur şey ya spontane. O da dedi ki ben biliyorum. Kasaya harcadığımız parayı kurtardık mı şu an? 20 katıncı kurtardık. Tamam abi. Yani şu şeyi gösterebilmek istiyordum ben sana. Bir daha da çıkmaz, çok zor yani, bıçak 2000'de bir ihtimalle çıkıyor. Bir de ben varım, çıkar. Bak M16, şimdi sen buyur aç abi. Zaten biz şu an kar ettik, kaç tane açarsak açalım yani. Şunları açınca bir karda olacağız. Bunun olayı kazanç ya da zarar etmek işte. Ya Valve'a belli para ödüyorsun, açıyorsun, oyunda kostümün oluyor. Ama bazen buradan 1000 dolarlık bir şey de çıkabiliyor. Al sana pompalı. Pompalıydır abi. Abi kötü öyle anla. Ha, çıkacak ya, Dragon Lord çıkartacağım. Abi şey... Bıçak kasası abi. Kasadan çıkmıyor abi. Kasadan ha. Dragon Lord dünyada sayılı şu arkada. Bu kısmı kestik. 37 bin lira ediyor hemen zaten. Bir araba alıyorsun çıktığında o. Oo. Tabii. Oo. Güzel. Şşş diyor bak. Güzel bir US. Born to clutch. Ben daha önce mor çıkarttım diye uçtum. Ben de mor çıkarttım. Dandik mor. Turuncu. Ha pardon. Geliyor. Uf! Abi tamam. Uf! Bir dakika yemedim. O şey, mavi az önce çıktı bundan. Ben diyorum ki çıkmadı mı ondan? Ya. Hayır ondan çıkmamış. Çıkmış işte ya. Çıktı ben biliyorum bak. Aynısı çıktı. Kanka çok kötü bir şey o. 200 kere de açsak. Şu ilk açışta çıkarttığımız şu var ya bunu CSGO'cular görünce gözleri yaşlı oluyor şu anda, öyle söyleyeyim sana. Acun gibi düşün, içinde bir şey, onun içinde bir şey var yani. Büyük mü hissediyorsun, küçük mü hissediyorsun? Bir de üstüne şöyle şey yapalım. Hani böyle kasaların üstüne yapıyorlar ya. Şu hareketi yapayım. Tamam. Şimdi kesin bir şey çıkacak, büyük hissettim. Bir şey geçti oradan. Evet, güzel şeyler geçti. Güzel şeyler geçiyor ama hayat da geçiyor. Kazanmak abi lazım. Abi şey çıkmayacaksa göstermesin bana onları ama yani. Duyguların da oynar yani. Çok farklı bir isyanda bulundur ama. Bir saniye. Hissediyorum şu an. Kasayı değiştiriyorsun.
Hissediyorum. Böyle hareketler biz hiç yapmıyorduk ha. Vay. İlkin attı. Vay. Şimdi bakın ne çıkıyor. Bak şimdi. Bak izle izle izle. Olursa tarihe geçtim bu arada da. Belki de az önce. Ya. Abi yine pompalı çıktı bu arada, en sevmediği. Bıçak çıkarırsam. Bıçak çıkarsana monitör veriyorum. 240 Hz. 27 inç. Ben onları sevmiyorum. Benim için önemli olan renk. sRGB %99 üstü. O ne, kaç para bilmiyorum ki. O senin uzmanlık alanı. Neyse, yemek ısmarlıyoruz. Basic, basit. Olur. Tamam, yani yemeğine. Bak şimdi. Karambit hem de kırmızı renk. Çıkaramadım da. Buradan bile çıkaramadım. Şuradan koydum. Masanın altından bile çıkaramadım ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Of. Tamam abi, yemeği ben ısmarlıyorum. Tamam, ne ısmarlayacaksın? Nusret ama. Abi Bursa'da İskender ısmarlarım ben. Son kasa. Bu şeref sana ait. Abi hadi, çok yakın altından geçtik. At koyunu, dök bizi sokak. Bıçak artık. Abi geldi bu arada. Evet, ben de hissettim aynı şeyi. Evet. Tebrik ederim. Geldi. Geldi abi. Abi aynen. Bakma abi, aynen devam. Bakma. Hiç bakma, aynı anda. Bakma, aynı anda. Gel ben sana evi gezdireyim. Boşver, bunlar zaten kasamasa bunlar böyle. Bunlar kasamasa, boş işler bunlar. Bıçak, ben çıkarttım bence. Benim en sevdiğim silah pompalı ve ben pompalıyı çıkarttım bir kere de yani. Gel bak, belki yayında, belki odasına girer. Canlı yayına mı çıkıyorum? Ha, gel gel. Ya, seni ünlü yapalım. Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Burası merhaba. Ne haber? İyidir, senden ne haber? Ben de. Evde gördüğüm en havalı setup'ı, gerçi daha iki tane setup gördüm de. Daha neler var? Selam. Oğlum webcam'i değişik biraz. Merhabalar, ben yeni yayıncınız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni video ne zaman artık diyorlar, bak hemen darlamaya başladılar. Cumartesiden cumartesiye. Nereye bakacağımı şaşırdım, çok monitör var lan. Burada şeyler var işte, Berk'in böyle oynadığı spor kulüplerinin formaları, kupaları falan. Biraz ışık koyuyor buraya keko olduğu için, bana özendi. RGB almadan normal aldı. Evet, bu oda daha sade. Hoş ama. Minimal. Güzel. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Yine beklediğim manzarayla karşı karşıyayım. Az önceki oda bu arada bayağı düzenli, disiplinli, evet, böyle ne bir... Ne düzenli ne disiplinli şimdi bak. Buraya geldim ve direkt bir kaosun ortasındayım. Ya gitti, iz bıraktı buraya. Adam direkt böyle markasını bırakmış. Bir dakika, nasıl izin verdin böyle bir şeye? Abi şunlara falan baksana. Ben bir şeye izin vermedim ki. Bir dakika, şunları yapmış olamaz bir kere. Bunlar senin şeylerin. Bunlar tamamen hani... benim totomla yaptım. Buraya da ben bir oturayım. Yayıncı gözünden her koltuğa oturacağım. Sana benim bir sürprizim var abi. Sana böyle sürprizler var. Devam. Ya rapçi devam. Yapalım sana. Ne yapacağız? Rapçi. Ama çok belalı bakma. Bu arada lazım. Bir şey diyeceğim de, ben zincirden gram haz etmiyorum, biliyor musun? Niye? Geçen kardeşim takmış, zorla çıkarttırdım. Sana mı takmış? Hayır hayır, kendine takmış canım. Haz etmedi, her şeyi yapıyorum. Abi zincir gördüğüm zaman aklıma direkt ne geliyor biliyor musun? Acun abi merhaba, ben Almanya'dan geldim, size şimdi rap yapacağım. Direkt aklıma bu geliyor abi, niye öyle bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi, üstündekiyle çok uyumlu çünkü evet. Bunda bütün renkler var, onda da var. Şu an çok mutsuzum. Anlamaya geldi, götürüyoruz. Ben burayı hiç tanıtmayacağım abi. Burası tam bir kaos. Abi benim sana çok güzel bir şeyim var ama. Çok sevdiğim arkadaşlarından birinden kazandım ben bunu. Bu cihazı eve her gelen misafirimize bir kere oynatıyorum. Sana da düşündüm ne yaparım diye. 3 boyut bir yazıcıyla basabileceğin şeyler tasarlayabildiğim bir oyun satın aldım. Nasıl ya? Abi bende VR var ve ben abi, hiç öyle bir şey görmedim. Şu an tasarlayabildiğin şeyi 3 boyut bir yazıcıyla basabileceğin şekilde alabilirsin bence. Buradan tasarlayacak, sonra çıktısını evet. Alacak ha. Tamam. Direncanı burada. Tasarlayacağım ve... Direncanı tasarlayacaksın. Ondan sonra onu basacağım. Kaydı başlattım. Abi sonundaki topu şekillendirebilirsin. Hangi tuşla tutacağım konusunda bir... Oha! Evet, şu an direncan şekillendi gibi. Şu an bir dakika, pardon. Abi hiç mi oynandın? Abi sen bu boynuz mu yapıyorsun, ben mi yanlış yapıyorum? Ne güzel yaptı oynamur gibi. Ha yüzüymüş. Ben aşağıdaki şeyi kafası sanıyordum. Ha o aşağıdaki ben miyim şimdi? O benim alt bedenim ya. Abi saç yapmakla uğraşmıyorum. Teşekkürler abi. O benim tamamen göbeğim mi abi? Abi göbek bunlar... Elini yaptı abi. Hayır hayır, sarkmış olan kısımlarında. Göbeğine daha geleceğim. Göbek için şuna ihtiyacımız var. Bu arada oyun bayağı kolaymış, ben sevdim. Ellerimi açmışım. Yaradan'a Allah'ım biliyorum. Bana neler yapıyorlar. Aha zincirini yapıyor şu anda. Vallahi benzedi, yemin ediyorum benzedi. Gerçekten inanılmaz, harbiden bana benzedi. Şu an resmen benzedi bana. Boyama seçeneğim de olmasını isterdim ama. Var, var, var. Sağ tarafında paint var. Tamam abi, dur şu göbeğin altına inebilir miyim müsaadenle? Tabii abi, tabii. Ama çok gerçek hayatta ittirdi, sonra direğinin burada aşağı altına indi. Abi,
Gerçi buralara çok takılmak istemiyorum ben. O yüzden vazgeçtim. Hayır, şimdi dışarıdan baktığın zaman hiçbir şeyin oraya doğru eğilmemişim gibi olsa da burada bir şeyin önüne eğiliyorum ben. O yüzden... Ya sen de önüne eğiliyorsun. Yo, benim hoşuma gitti. Hoşuna gitti ha. Ben bunun 3 boyutlu baskısını almaya çalışacağımı da biliyorsun değil mi? Aa, bir dakika, inflate diye bir seçenek var, şişirmek. Oo, bu daha kolaymış abi, en başta bilseydim keşke. Abi ben surata benzedim. Maymun oldu şu anda, nasıl oldu abi o? Geri alma yok mu, anda yok mu? Var sonuçta. Ha? O kadar da değil. Hakaret üstüne hakaret kare. Okay, hakaret kare. Dişlerin sarı demek istiyor sana bir an. Evet, teşekkür ederim abi. Oh. Hmm. İnanılmaz abi. Oldu gerçekten. Üstünden ne renk var şu an Diren canım, ben göremiyorum. Üstünde siyah beyaz bir şeyler var abi. İşin çok kötü tarafı, evet. Birazcık anımsatıyor gibi sanki. Zincirleri tek tek boyayacak mı acaba sarıya? Vallahi boyuyor. Şu an bu arada siyah olduğu için detayları neredeyse hiç göremiyorum ben burada. Tamam abi, bir de siyah, beyaz nasıl bir şeyler var üstünde beyaz şu an? Beyaz yazılar var, onu yapman çok beyaz zor öyle. Ha ya. Tamam abi. Ufak beyaz çizgiler açacaksın abi. Bir de yazı yazacağım. Uğraşıyoruz bayağı. Tüp bitti galiba. Değil mi? Bir azalma oldu. Ha. Abi sanırım memeler şey yapmıyor tam. Memeler bir de. O dördü de meme yani. Abi nasıl, gözümde nasıl, ben beliriyorum. Ya. Tamam abi. İnanılmaz. Bunun SD elini alır mısın lütfen? Bunun SD elini alırım abi tabii. Alıyorum ben bunun mesleğini, eyvallah. Ben alırsan o da seni çizecek, onunla beraber gönderecek. Benim bence ikisini beraber. Ben buradan onu bir yollayacağım. Tamam. STL'leri yolla, basacağım bu arada gerçekten. Şunu basacağım cidden ya. Evet. Bu arada VR'dan bakınca daha güzel duruyordu, biliyor musun bu? Abi bu böyle bir şey güzel duramaz ya. Nazik yapma bana. Diren Can'cım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Abi uygunsuz mu yakaladık? Ne oldu öyle? Bir şeyler oldu. Hayır, bir toparlanma oldu. Ben bir... Böyle duruyorduk biz. Alp'in odasındayız. Merhaba. Ve moderatörler. Can ve Emre. Her zaman bize destek veren ekibimizin parçaları. Bizim eve her zaman çıkıp girebiliyorlar, gelebiliyorlar. Tam bir aile ortamı var burada. Abi, şu an evimizin ortamını yapıyorlar hatta yani. Bugün iyi doyurdular. Satranç falan kasıyor bak, zeki adamlar. İçeride video çektiğimizi bildiğiniz için bunu çıkartmadınız değil mi buraya? Yok, hep buradayım. Ben bunu kazanmıştım bu arada. Hmm. İzleyenler bilir yayın arkadaşlar. İddiadan kazandım, anonsun normalde bu. Ve abi çok garip bir şey ya. Harbiden bayağı hoş bir şeymiş. Garip ya. Şimdi evet, bir de bu setup'a oturuyorum. Yani net olarak şunu fark ettim. Oyuncu mousepad'lerin hepsinin şu kısım. Ter dolu değil mi? Bir şey var burada yani. Bu oda diğerlerinin ortalaması. Biri çok düzenliydi, biri çok karışıktı. Bu tam ikisinin ortası bu arada. Bizi puanladı bak adam. Bence en düzenli oda hangi? Kimin abi? Berkin abi. Yayında şimdi o. Kıyaslanmaz o yüzden. Hayır abi, o çok küçük, çok küçük bir odada çok düzenli oda. Ama yani doğru ya, Berk düzenli. En az sevdiğimiz o olduğu için ona verdik orayı. Küçük oda burası değil miydi lan? Küçük bir odaya göre muhteşem sığmış abi adam oraya. Şimdi ve bir şey diyeceğim sana. Bak, monitörlerinin renk tonları birbirine uygundu. Ben böyle şeylere takılırım. Sizin hiçbirinizde değil. Onun sebepleri var ama. Biz oyunu parlak gözüksün diye bir bilgisayarda parlaklığı açıp öbür bilgisayara veriyoruz. Diğerinde parlaklıktan rahatsız olduğumuz için onu kısıyoruz ama yayına parlak gidiyor falan gibi. Evet, bu arada şeyi de fark ettim. Sen CS:GO oynarken kare ekranda oynuyordun. Evet. Çok absürt geldi. Kafalar kocaman gözüküyor. Direnenin kafası gibi düşünüyorum. Ben mesela artık şu bile benim için white değil, ben ultra white'a geçtim mesela. Tamam, sen sapıksın bu konularda abi zaten. Ama yani oyun tarafı başka. Oyunda adamları büyük görmen lazım. Çok geniş olunca detaylar gözükmüyor çünkü. Bu arada izlenebilir televizyon olan tek oda mı? Aa, burada yatıp uzanıyorsun, istediğini aç izle yani. Bence mantıklı bir setup. Ben burayı sevdim. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bu arada merdivenleriniz ayrı bir değişik. Çok eski bina, çok eski bina. Burası üstünün odası bizim. Bakım onarımcı. Her şeyimiz öyle. IT kısmı yani. Abi bu eve bir YouTuber geleceği zaman odaları süslüyor herkes, tamam ben mı? Ben sana buranın normaldeki halini söyleyeyim. Masada böyle ellerini koyabileceğin hiçbir yer olmuyor. Bak. Tamam, şuradan şunu fark ediyorum zaten. Şu kısım, mouse'un bileklerine geldiği kısımda şeyler vardı. Bunun hepsi öyle. Hatta bu mousepad ters mi? Çok emektar mousepad o. Ekin'le bunun yüzünden bizi pis sanacak insanlar. Biz oyuncuyuz. Bütün oyuncuların mousepad'leri böyle. Biz emektarız. Bir günde kirleniyor. Bilekleri. Her klavyenin içi pistir falan gibi şeyler var. Neyse, modunuz burada Çin malı bir şeyler kullanmış. Burası kurcalamaya kalksam bayağı sürecek bir oda gibi ama şu an
Oda sahibi burada olmadığı için çok aşırı da ama girişmek istemiyorum. Türkan Şoray ablamız. Evrim'in odaya geldik. Yeşil'in hakim olduğu. Şu an odaya baktığınızda sadece aklıma yeşil geliyor. Evrim'in odada da bu arada normal yaşam için bir şey eksik gibi burada. Televizyonu iddiada kaybettim. Ya televizyon benim için çok önemli bir yaşam unsuru değil bu arada. Ne? Ama Netflix falan izliyorsam belki. Evet. Evet. Netflix kullanıyor ya. O zaman tamam, oradan eksi bir puanı kaptım. Oyun da oynuyorum ben. Burada ama bu arada uyum olarak güzel bir oda. Evrim zekice bir davranışta bulunarak desenli bir mousepad kullanmış ki benim kirli. Benim mousepadlerim temizdir ama. Bakalım en son ne yapmış? En son Instagram'da takılmış. O bu arada Xbox One'un çok iyiymiş. Evet abi, onun da yeşil olmasına dikkat ettim ama haki olabildi o maksimum. Abi bunun yeşili var. Vardı ama ben aldığım yerde yoktu abi. Yani zorla eksi puan vereyim diye uğraşıyor bu arada. Uyumsuzmuş yani. Var ama almadım mesela. Saymıyorum abi. Aldığım yerde öyle yoktu. Ben o gün almak istiyordum. Oyun çıkmıştı. Ha. İhtiyacım vardı. Direkt aldım. Gerçi ben de özel bir kırmızısını istiyordum. Sonra yurt dışından beklememek istediğim için normal kırmızısını aldım. Evet abi, öyle yapıyorsun. Bey biletler var. Bunlar sana hediye bunlar. Ha. Evet, sen biliyorsun seviyorum, ben de çok severim. Biz canlı yayında bunun turnuvasını falan yapmıştık. Abi şu mükemmel bir alet, bak şimdi buraya Beyblade'i koyuyorsun. Mıknatıslı Beyblade dönüyor, dışarıya doğru açılıyor. Tamam, sağ döneni var, sola döneni var, ayarlıyorsun buradan. Oradan içeriye atlıyor. Abi buradan, bu telden kapışılan fight alanına havadan giriyor, öbürünü zıplatıp atıyor dışarıya. Şey ama bana vereceğiniz Beybiletlerin %99.9 ihtimalle yok olacağını ve bir daha hiç bulunamayacağını... Hepsini yok edebilirsin abi, hiç kötü yok. İzleyicilerine feda olsun. Eğlenceli ha, içerikler yapıyorsun çünkü ateşli Beyblade izledim o ben. Zaman, tamam. Bayıldım yani. Bunlardan bir bak. Özellikle şu aletten müthiş bir aksiyon çıkartacağına eminiz misin? Gelsen drift bisikletimi göstereyim. Ne diyorsun abi? Abi binebilir miyim? Binebilirsin tabii. Nasıl? Rahatsız diyecek şimdi. Ergonomik değil. Onun yavaş gider. I want to play game. I want to play game. Onun koltuğu Eskişehir'de yıkılan stadyumun koltuğu. Ha. Kahvesinden çıkmış falan, özel yani. Hayır, Red Bull'un uçuş günü var biliyorsun. Ha. Uçağa çevireceğim bunu. Kanat takacağım. Denize uçacak bununla. Bununla denize uçacağım. Vallahi uçarsan helal olsun. Bu arada bayağı değişik bir şey. Hikaye böyle bizde. Beraber oyun oynuyoruz, yayınlar yapıyoruz, videolar çekiyoruz. Bu benim çocukluk hayalimdi. İstanbul'da okuyup Dota oynamak istiyordum ben 5 kişilik bir evde. Aynısının çok daha güzelini Eskişehir'de yapma şansı oldu işte. Beraberiz, beraber oynuyoruz, muhabbet ediyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Ya şunun için çok teşekkür ederim ya. Şuna baksana abi. Abi aynen çok ya. Güzel. Bunu var ya, kafa yiyecek görenler ve bunu biri elleyecek. Abi bu çok güzel. Düşecek. Bunu ucu kırmasın. İşte ben kavga edeceğim o zaman. Abi bence indir bro. O çok düzgün oldu. Abi çok güzel duruyor ama. Şu an kimse tamam, düşüremez. Şu an düşmez. Şuna bak ya. Maçları süper ya. Bu da güzel. Bu arada bu bir, özel bir seri bıçak falan mı? Evet, CSGO'da... mazi serisi o. CSGO'nun. Şu an çözmem gerek. Güzel. Bu arada inanılmaz hızlı çözdün. Biz önceki tabii, herkese denettik biraz. Evde. Çözemeyenler oldu bayağı. Bu bir, tam bir IQ testiydi bize, öyle söyleyeyim sana. Evdeki... Şu an kaç aldım? Abi sen şu an geçtim en hızlı çözensin. Yani. Şey değil, kaç aldın da değil, geçtin geçmedin. Geçemeyen herhalde. Oluyor, açamayan geçemeyen oluyor bir saatte oldu. Onu. Ama nasıl geri açacağımı bilmiyorum bu arada. Şu mu? Evet. Ha şey değil mi? Şu. Yok. Ha tamam. Hayırlı olsun. Karton kutu falan evet, açarken kesin. Kesersin. Bayağı evet. Tıklı gibi kutu işte. Kutu açılışı için güzel. Evet. Başkaları ama kutu mı? Açılışını kıyabilir miyim onu da bilmiyorum. Çünkü şöyle şuralarına falan çok ince işlemeler var. Evi bitirdik. Siz de gördünüz. Beğendin mi? Beğendim abi. Ama şu an şunu merak ediyorum. Net altı erkek. Nasıl abi ya? Ya bu inanılmaz zor bir şey. Türkiye'de çok fazla denendi bu. Globalde de denendi. Hı-hı. Maksimum 2-3 ay dayanıyorlar. Patlıya gidiyor ev. Çünkü 6 tane YouTuber'ı beraber yaşayamazsın yani. Sorun çok çıkar. Zor bir şey abi, evet. Muhteşem zor bir şey. Ya bizim farkımız iş çıkarı değil de kardeş gibi başladığımız için bu yola. Hiçbir sıkıntı olmuyor, arkadaş gibiyiz. Hani yeri gelince enseye şaplak, yeri gelince abi bunu yanlış yaptın diye tartışabiliyoruz güzelce. O yüzden hiç sıkıntı olmadı. Sağ ol geldiğin için, çok güzel videolar çektin. Ben size de sağ olun. Yani... Ben de değişik, daha bir ekstrem böyle şey çünkü sınır yok hani. Şunu yapalım mı abi? Koy, devam, patlat. Sen de deli çıktın çünkü bizim gibi yani. E çok güzeldi, bir daha bekliyoruz. Biz de uğrayacağız Bursa'ya zaten. Abi Bursa'ya da ben mutlaka bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Evin içindeki herkesin linklerine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkileştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.